kentsel dönüşüm sorununu yerinde tespit ve çözümlerle ilgili görüşme yapmak üzere Yurdoğlu Mahallesi'ndeyiz. Biraz önce mahalle sakinlerimizle görüştük. Zaten konuya hepimiz vakıfız. Geçmişinden bugüne kadar yakinen takip ediyoruz. 2010 yılında İzmir'de kentsel dönüşümle ilgili Büyükşehir'in başlattığı bir çalışma vardı. 7 bölgede bir çalışma planlanmıştı. Bunlardan 11 yıl sonra Bayraklı bölgesi iptal edildi. Tamamen vazgeçildi. 6 bölgede çalışmalar sürüyor. Bunlardan birisi de Karabağlar. Karabağlar'da da 4 etap şeklinde planlanmış vaziyette. Birinci ve ikinci etapta 774 konut yapıldı. Hak sahiplerine teslim edildi. Ama üçüncü ve dördüncü etap şu anda içinde bulunduğumuz Uzun Yurdoğlu ve Uzundere mahallelerinde maalesef büyük bir sıkıntı hasıl olmuş durumda. Bu iş başlayalı 11 yıl oldu. Biraz önce muhtarım da ifade etti. 9 yıl önce sözleşmeler yapıldı ama bugüne kadar hiçbir sonuç alınamadı. Mahalleli tapularını devretti. Kentsel dönüşüm bu mahallelerde başlayamadı. Bununla ilgili mahalle sakinleri sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettiler. O görüşmede mahalle sakinleri bir çözüm isterken Sayın Kılıçdaroğlu da o zaman hükümet yapsın, devlet yapsın beyanında bulundu. Mahalle sakinleri de o zaman tapularımızı verin, bu işi hükümet yapsın şeklinde beyanları oldu. Sonuçta böyle bir durum hasıl oldu. Biz de burada iktidar partisinin il başkanı olarak hem halkımızın tekrar sorunlarını yerinde tespit ederek, dinleyerek durumu görüştük. Buraya gelmeden önce de Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ milletvekillerimizle görüştük. Bizler iktidar partisi İzmir temsilcileri olarak Büyükşehir sözleşmeyi feshettiği topuları iade ettiği takdirde öyle bir beyanları vardı Sayın Genel Başkan'ın. Burada Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşümü hızla yapma niyetimizi, arzumuzu, desteğimizi belirttik. Ha, gönül isterdi ki bugüne kadar bu iş çözümlensin. Bundan sonra da hızlı bir şekilde çözülme imkanı varsa sözleşme revizyonu, sözleşme tadilatıyla olacaksa onu mahalle sakinleri bilir, Büyükşehir bilir ama son olarak ortada olan somut bir durum var. Bir taraf diyor ki hükümet yapsın. Öbür tarafta tamam hükümet yapsın tapularımızı verin diyor. Bu aşamada bu gerçekleşirse bizler Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ marifetiyle bu kentsel dönüşüm yapılması konusunda desteğimizi burada mahalle sakinlerine ifade ettik ve olayın tabii sadece destek ifadesiyle kalmayacağını, bu sürecin yakından takip edeceğimizi de ifade ettik, ediyorum. Çünkü mahalleli soruyor, tamam pazar günü öyle beyanlar oldu ama tapularımız verilmezse, bu iş hala sürüncemede kalınmazsa ne olacak? Biz buradayız. İktidar Partisi'niz il teşkilatı olarak, Büyükşehir Grup Başkan Vekilimiz, grup sözcümüz, ilçe başkanımız, il başkan yardımcılarımız hepsi burada. Biz vekillerimiz, genel başkan yardımcımızın burada tekrar düşüncelerini de iletmiştim. Onların da talimatlarıyla bu işin takipçisi olacağımızı tekrar ifade ediyorum. Sadece tapular devredilsin, bu sözleşme feshedilsin bakalım demiyoruz. Sonucu da takip edeceğimizi de tekrar burada net olarak ifade ediyorum. Çağrımızı da yapıyoruz. Pazar günü böyle bir gelişme yaşandı. 11 yıl oldu kentsel dönüşüm başlayalı, ilan edileli bu bölgede. 9 yıldır da sözleşme yapılalı. Bir sonuç elde edilmediğinden madem hükümet yapsın deniyor, tapuları bir an önce hak sahiplerine verilsin. Bizler hak sahipleriyle oturalım, bu işi çözelim. Çağrımız Büyükşehir'edir. Bir an önce bu belirsizliği ortadan kaldırsınlar. Pazar günkü niyet beyanları çerçevesinde gereği yapılsın. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar, biraz önce buraya gelirken yanı mahallemizde, bak buradan da gözüküyor. Limontepe'de 1530 3 tane konutu daha TOKİ yaptı. İzmir'de şu ana kadar 20 bin konut yapıldı TOKİ tarafından. Statlar yapıldı TOKİ tarafından. Onun dışında 2584 adet konut sosyal projeler kapsamında devam ediyor İzmir'in ilçelerinde. 3 bin konut, 100 bin konut projesi çerçevesinde ilçelerimizde devam ediyor. 2 milyarlık TOKİ burada
hizmet yaptığı 2 milyarlık projelerde devam ediyor. Onun için bunu yapmaya devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız muktedirdir. Yaparız. Biraz önce arkadaşlar da ifade ettiler. Büyükşehir'in bu hızıyla bu dönüşüm burada 36 yıl sürer diyor arkadaşlar. Kendileri hesaplamışlar. Biz de 3 ay önce yaptığımız basın toplantısında bu hızla daha evvel seçimden önce vaatleri var Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Diyor ki İzmir'de dönüşüm çerçevesinde 19.682 konut yapacağız diyor. Bugüne kadar yapılan konut 960, bunun 300 küsürü Aziz Kocaoğlu döneminden kalma 600 konut yapılmış. Biz de hesapladık. Bu konutların yapılması 50-60 yılı bulur. Onun için bir an önce buradaki mağdur vatandaşlarımızın sorun çözümü için hemen harekete geçirmeli. İlk başlangıç Yurdoğlu olsun, Uzundere olsun. Burada tapuların devri olursa, vatandaşlarımız tapularını alırsa biz de bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız diyorum. Bir yaparsa bir başkan olarak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başkanım, ilginiz için biz teşekkür ederiz mahalleli olarak. Rica ederim. Her zaman yanınızdayız, takipçisiyiz. İnşallah. İnşallah burada örnek olur. Teşekkür ederim. Gidelim.